9 günlük bayram tatiliyle birlikte herkes yollara dökülünce kazalar da birbirini kovaladı. Amasya, Bartın ve Tokat'ta meydana gelen 3 ayrı kaza 3 aileyi yok ederken yetkililer yola çıkacaklardan daha dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını istedi. Yanıyor, yanıyor araçlar vallahi. Cayır cayır yanıyor. Kimisi düğüne, kimisi de bayram tatiline gidiyordu. Azrail'in pusu kurduğu yollarda meydana gelen kazalar 3 aileyi yok etti. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oktay ailesi yakınlarının düğünü için Merzifon'dan Gümüşhacı köye gidiyordu. Akören kavşağına geldiklerinde araçları birden arızalandı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü Zafer Oktay ve ailesi aracın içinde yardım beklemeye başladı. Ancak hızla gelen bir otomobilin arkadan çarptığı araç bir anda alevler içinde kaldı. Aracın içinde sıkışıp çıkamayan fırıncı Zafer Oktay, eşi Elif Oktay ve anne Sultan Oktay yanarak hayatını kaybetti. Çiftin iki kızı acı haberi alınca perişan oldu. Kızları Açelya bir ay sonraki nişanı için hazırlığa başlamıştı. Korkunç kaza sonrası çift kızlarının mutluluğunu göremeden toprak oldu. Oktay ailesinin cenazesi Merzifon'da son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız ailesi ise 9 günlük bayram tatilini yazlıklarında geçirmek için İstanbul'dan Bartın'a gidiyordu. Ailece denizin, kumun ve güneşin tadını çıkaracaklardı. Ancak Bartın'daki evlerini 3 kilometre kala Azrail'e yakalandılar. Baba Mehmet Yıldız direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki istinat duvarına çarptılar. Çarpmanın şiddetiyle demir yığınına dönen araç Mehmet Yıldız, eşi Kadın Yıldız ve oğlu Hakan'a mezar oldu. Kazadan küçük kızları Melike Yıldız yaralı kurtuldu. Yıldız ailesi Arıt köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kalender Yuvacı ise eşi ve iki çocuğuyla birlikte Tokat'a bayram ziyaretine gidiyordu. Karşı yönden gelen kum yüklü kamyon şeridinden çıkınca Yuvacı ailesini taşıyan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada Şeyma Yuvacı, oğlu Burak ve kızı Erva ile birlikte hayatını kaybetti. Sürücü koltuğunda oturan baba Kalender Yuvacı ise ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.